Arkadaşlar ben Sibel Çelik, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yapmış olduğumuz 1000 metrekarelik çadırımızın önündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlere içeride yeni doğmuş kuzularımız var. Onların bakımı, onların bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor onları göstereceğim arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş içeri girelim. Bin metrekarelik çadırımızdayız. Burası 250 baş kapasiteli bir doğumhanemiz arkadaşlar. 250 baş kapasitesi var buranın. Burasının altı ızgara sistemiyle kaplı ve buranın yemleme sistemi ise otomatik yemlik bantlarımız da sağlanıyor arkadaşlar. Tam böyle sol tarafımda gördüğümüz gebe hayvanlarımız var. Bu tarafta ise sağ tarafımızda ise kuzuluk koyunlarımız var arkadaşlar. İleriye ilerlediğimizde ise tekli tekli bölmelerimiz var arkadaşlar. Hadi yeni doğmuş kuzularımızın yanına doğru gidelim. Tekli bölmelerimiz bunlar. Tekli bölmelerimize doğum yapmış hayvanlarımızı tekli bölmelerimize alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar görmenizi istiyorum. Gerçekten çok kolaylık ve hayvan refahı için gerçekten çok güzel. Yeni doğan kuzularımız var. Onların bakımıyla veteriner sağlık teknikleri olan Fatma arkadaşımız ilgileniyor. Ben bugün size neler yapıyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor onları size aktarmasını isteyeceğim. Buyurun Fatma'yı tanıştırayım size. Fatma merhaba. Merhaba Sibel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yeni doğdular herhalde. Evet, kuzularımız yeni oldular. Bize, izleyiciler için yeni doğum yapmış olan hayvana ne bakımları, kuzulara neler yapıyorsun bunu anlatmanı rica ediyorum sana. Tabii ki de. Sibel Hanım, ilk olarak doğumu gerçekleşen hayvanlarımızı tekli bölmelere alıyoruz. Tekli bölmelerde 45 dakika içerisinde ağız sütlerini alıp almadıklarını, annelerin memelerinin düzgün mastit olup olmadıklarını, düzgün bir süt verip veremediklerini kontrol ederek kuzularımızın bunları emmelerini sağlıyoruz öncelikli olarak. Ağız sütü bizim için çok önemli. İleride geleceği için de önemli. Hastalıkları vesairesi için. Ondan sonra göbek kordonunu enfekte olmasın, mikroplarla daha iyi başa çıkabilsin diye göbek kordonunu dezenfekte ediyoruz. Göbek kordonundan sonra hayvanlarımızı birkaç saat annesiyle birlikte bir arada bırakıyoruz. İşletme küpelerimiz var. 2-3 saat içerisinde işletme küpelerimizi takıyoruz. Bunlar devlet küpesi takılasıya kadar işletmede hangi hayvanın, hangi anneden olduğunu, hangi ırkı içerdiğini renklerine göre ayırıyoruz tabii bunu. Hangi dişi erkek olup olmadıklarını ayırt etmemizi sağlıyor. Aynı olarak kuyruklarına da kuyruk pensiyle birlikte. Şimdi bu erkek bir dişi mi? Erkek. Şöyle size de göstermiş olayım. Bunlara şey takmıyorsunuz ama. Bunlara kuyruklarına herhangi bir şey takmıyoruz. Ama sadece mavi işletme küpelerinden takıyoruz. Tamam peki şeyi gördük. İzleyiciler de merak ederler şimdi. Tamam, annenin şey üzerinden de. Annenin üzerinde bir rakam var. Evet. Kuzularında da rakam var. Bu ikiz bir kuz evet, herhalde. Onun kardeşi şurada. Onu da çıkartalım size. Sizden saklanmış biraz. Onun da bir tane de kardeşi var burada. Bunlar ikiz olarak doğmuş. Şöyle annelerinin numaraları üzerinde yazıyor. Hem kuzuda hem annede olmak üzere. Arka sırt taraflarında sizin de gösterebildiğiniz gibi 76 evet. Kırmızı bir boyamız var. Bu da ikizliği belirtiyor bize. Yarın bir gün birlikte kaşığa girdiklerinde ikiz olup olmadıklarını, kardeşinin bir arada olup olmadıklarını, annesinin sağlıklı olup olmadığını anlayabilmemizi sağlıyor. Bir şöyle göstereyim. Tabii pembe küpeyi de göstermiş olalım. Dişilerimizde pembe küpelerimiz var, işletme küpelerimiz var. Aks olarak 0815. Erkeklerimizde ise mavi küpelerimiz var. Gösterelim onu. Gel bakalım. Şöyle. Aman yarabbi sen erkek misin? Erkeklerine de mavi küpe takıyoruz. Dişi olanlarının kuyruklarına pensler takıyoruz. Aynı zamanda doğduklarından itibaren vitamin mineral yüklemeleri de yapıyoruz kuzulara. Hem avral yolla yani ağız yoluyla hem iğne olarak E vitamini, selanyum, immün sistemini güçlendirici vitamin mineraller ve şuruplar geçiriyoruz. Daha sağlıklı bir süre elde edebilmek için. Şimdi Fatma,
Dedin ki hani dişilerin, şimdi çok merak edenler var. Tabii. Şimdi biz diyoruz ki mesela dişilerin kuyruklarına lastikler takıyoruz diyoruz. Erkeklerde takmıyoruz. Ama izleyiciler merak eder. Peki bu dişilere neden lastik takıyoruz? Bunu izleyicilerime anlatır mısın? Şöyle, normalde büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarda kuyruk bizim için pislik toplayıcıdır. Artı olarak meme dezenfeksiyonu veya sağım için engel teşkil eder. Bunlar dişi kuzularımız koyun olduklarında bu engellerden arınsın. Artı olarak da daha temiz bir vulva sistemleri olsun. Mikroba daha az enfekte olsunlar diye takıyoruz. Ben size dişi kuzumuzdaki pense de göstereyim. Onu takmışızdır. Hemen şöyle boyutunu görmüş oldun ha? Bunlar ilk 10-15 gün içerisinde düşmüş oluyorlar. Ne zaman takıyorsunuz bunu? Doğduktan birkaç saat içerisinde takmış oluyoruz. Hemen değil, birkaç saat içerisinde takmış oluyoruz. Kuyrukları oradaki kılcal damarların tükenmesi itibariyle düşmüş oluyorlar. Gel bakayım bir seveyim. Peki Fatma, doğum yaptıktan sonra kaç gün burada duruyorlar, tekli bölmede duruyorlar? Sibel Hanım, bizim işletmemizde 5 gün annesiyle kuzu hep birlikte bir arada durur. Bu 5 gün içerisinde anne sütü almasına vesaireye devam eder. Artı olaraktan da bu şekilde 5 gün içerisinde burada kalıyor. Burada bir tane süt var bunu. Sibel Hanım, o annesi ölmüş kuzularımıza dışarıdan süt takviyesi yapıyoruz. İkiz olan kuzularımıza, annesinin sütü yetmeyen kuzularımıza az düşündüğümüz veya az beslendiğini düşündüğümüz hayvanlara dışarıdan süt takviyesi yapıyoruz. Onun ne sütü bu? Yani keçi sütü. Keçi sütü. Keçilerimiz de var bizim. Evet, keçilerimiz arkadaşlar, de bizim var. Anne sütü yetmeyen hayvanlarımız için keçi 10 tane keçimiz var arkadaşlar. Onu bir tane personelimiz sabah akşam sağımını yapıyor. Bu sütü yetmeyen kuzularımıza süt takviyesi yapıyoruz. Gerçekten bundan çok memnunuz. Şimdi bugün de Fatma annesine kuzu sütü yetmeyen kuzulara bize normalde sağdığımız keçi sütünden içirecek. Peki var mı? Evet, ileride var. Onu da görelim. Tamam. Annesi olmayan bir tane yetim kuzumuz var arkadaşlar. Şimdi ona süt içirelim. Tamamdır. Bu herhalde Fatma. Evet Sibel Hanım bu. Annesi öldüğü için onu dışarıdan besliyoruz biz. Bakın hemen süt istiyor gördüğünüz gibi. İçeride de fazladan verdiğimiz, annesinin sütünün az geldiğini düşündüğümüz hayvanlar var. Bunun sırası geçtikten sonra sizinle birlikte onlara da verelim. Maşallah bu iki dakikada bitirdi. Var mı? Evet Sibel Hanım, çok haklısınız. Karşıda da var birkaç tane. Karşıda da var. Ha, annesinin sütünden az gelen hayvanlarımızdan var. Onlara da verelim siz buradayken. Tamam, hadi bakalım. Dana. Dana gel. Oradan gelirsiniz siz. Ben onu getireceğim size. Gel. Ama senin annen var. Gel. Gel, koş, koş. Gel. Woo! Dur lan, dur. Kim gel? Hangisiydi ki o? Şu, şu. Kırmızıya verdiniz, kırmızıya verdiniz. Şu, şu, şu. Gel bakayım, gel, 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 gel. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Gel buraya. Gel.
olman lazım. Bölmeniz var. Mesela tekli bölmeden çıkan hayvanlar sonra buraya geliyor herhalde. Evet, 5 gün sonrasında buraya geliyor. Buraya gelen kuzularımız aynı zamanda yeme de başlamış oluyor. Hem anneleriyle birlikte kaldıkları hem de yem tükettikleri bir yer olarak dizayn edilmiş burası. Peki ne kadar kalıyor burada? Bir ay. Bir ay burada kalıyor. Evet. Ondan sonra zaten başka bölmenize gidiyor. Başka bir bölmemize gidiyor. Tamam. Doğrudur. Teşekkür ediyorum Fatma. Kuzu doğumu gerçekten önemli bir konu. Bize de çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum sana. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Çok küçük küçük kuzularımız vardı. Onlar nasıl bakılıyor, onların bakımları nasıl yapılıyor, onu güzelce anlatmak istedik sizlere. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğendim işaretine ve abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.